İşletmeyi yaklaşık 7 yıl oldu. Yani 2009 yıllarında inşaatına başladık. 2009 yıllarında inşaata başladığımız zaman 100 hayvanla, 100 sağmalla bu işletmeyi sürdürüyorduk. 2x7 sağmal sistemimiz vardı. Ondan sonraki yıllarda sıfır faiz ve devlet destekleri biraz daha artınca yurt dışından ithal hayvan alarak ağrı işletme statüsüne geçtik. Yaklaşık kapasitemizi 140'a çıkardık. Bu süreçten sonra Leyli ile tanıştık. Yine Tarım Bakanlığı'nın desteklediği hibe programından %50 hibe alarak makina, ekipman ve diğer tadilatlarımızı yaptık. Sistemimizi son sisteme dizayn edip daha başarılı bir hayvancılık niyetiyle böyle bir sisteme girdik. Şu anda 240 sağmal kapasiteli işletmemiz var. Tarım Bakanlığı'na gittik, projemizi anlattık. Dedik ki bizim kapasitemiz 140, 240 sağmala geçeceğiz. Süt işletmesinde istihdam sağlayacağız. Daha fazla süt üreteceğiz. Daha az maliyetle, daha kaliteli, daha fazla süt üreteceğiz dedik. Hakikaten de böyle oldu. Bunu Tarım Bakanlığı'na anlatınca, cihazı da anlatınca onay aldık. Onay aldıktan sonra belirli süreçler var. Belirli süreçleri tamamladık. Ondan sonra Tarım Bakanlığı gelip kontrollerini yaptı. Analiz raporlarını, deney raporlarını yaptıktan sonra onayı verdikten sonra makine ekipmanları çalıştırmaya başladık. Şimdi burada ilk etapta tabii bir teknik destek, ön araştırma, fizibilite yapılarak yani cihazları nereye koyacağız, o süreçte hayvanların sağımı nasıl olacak gibi süreçlerde kademeli bir şekilde geçtik. İlk önce hazırlıkları yaptırdı Leyli. Ne yaptırdı? İşte kapılarımızı yaptırdı. İlk etapta hayvanları hazırlama şeklinde bir 10 gün zorluk çekiliyor. O zorlukları anlattı. İlk tanıtım, cihazlara geçiş süresi vesaire. Bunların tamamını Leyli üstleniyor. İstanbul'dan ve İzmir'den teknik ekipler buraya geliyor. Burada kalıyor arkadaşlar. Ta ki işletmeyi rutin sisteme sokana kadar burada yatıp kalkıyorlar. Kişilerin çalışması eskiden yaklaşık günlük 8 saatti. Ama biz işçi çıkarmadan karşı olduğumuz için aynı elemanları muhafaza ettik. Bunun üstünde 140 hayvanı 240 hayvan olarak değiştirdik. Daha önce 8 saat çalışan arkadaşlar şu anda 3-4 saatte işi bitiyor. Anlattığım gibi bir sağım saatimiz yok. Eleman sıkıntımız yok. Veri bandında bir sıkıntımız yok. Aynı zamanda makina zaten eğer bakanlık hibelerini de kullanırsa yaklaşık 4 yılda falan amorti ediyor kendini. Aslında 3 yıl hedefleniyor da ben 1 yıl daha fazla söyleyeyim. 4 yılda kendisini amorti ediyor. Yani makine kendi parasını çıkartıyor. Çünkü karlılığı %10 arttırdığından dolayı bir işletmede zaten maliyet olarak kendisini kapatıyor. İlk etapta baktığınız zaman maliyetliymiş gibi gözükse de ama teknolojiyi takip etmelerini tavsiye ederim yani. Ben bir daha hayvancılık yapsam yani bu cihazlar olmadan hayvancılık yapamam diye artık kafamıza bu şekilde bilinçaltına yerleşmiş durumdadır yani.